Denizden Babam Çıksa Kom'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün burada su ürünleri sektörüne yön vermiş ve gelecekteki su ürünleri sektörü çalışanlarına yön verecek olan profesyonelleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz su ürünleri eğitimine Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden bir tanesi Akdeniz Üniversitesi'ne başlamış olan değerli hocamız Profesör Doktor Ayşegül Kubilay ve yine Antalya'dan, Alanya'dan Aquapene Su Ürünleri Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetlerinden Cem Kadeş'le birlikte devam ediyoruz. Profesör Doktor Ayşegül Kubilay, bugün balık hastalıkları başta olmak üzere toplumda çok yaygın şekilde bilinen fakat yanlış olan bilgileri doğrularını bize anlatmak üzere de bazı sorularımıza cevap verecek. Ben bugün 4. videomuzda yine biraz daha geride kalarak sözü Cem Kadeş'e bırakacağım. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum yayınımıza. Cem Bey, söz sizde. Çok teşekkür ederim Kaan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Teşekkür ederim. Kaan Bey'i de tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten böyle bir program hazırlamanız su ürünleri açısından da gurur verici. Çok memnuniyet verici. Çok teşekkür ediyorum beni de kattığınız için programınıza. Biz teşekkür ederiz hocam. Onur duyduk. Hocam öncelikle olarak bir daha önceki programlarımızda neler yaptığımızla ilgili kısa bir paylaşım yapayım. Kaan'la ilk videomuzda aslında birebir bir görüşme yaptık. Daha çok su ürünleri fakültesinde okuyan öğrencilerimiz veyahut da yeni mezun arkadaşlarımızla ilgili kendi deneyimlerimize dayanarak bazı önerilerde bulunduk. İkinci olarak İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nde dekanlık yapmış olan şu anda profesör olarak görevine devam eden yine çok değerli bir hocamız Meriç Albay hocamız da su ürünleri mühendislerinin mesleki hakları konusunda ve geleceği hakkında konuştuk. Ve yine üçüncü olarak da akademik kariyer açısından gerçekten çok örnek olacak bir kişilik olan İbrahim Diler hocamız Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde hem öğretim görevlisi olarak çok başarılı bir kariyer imza atmış hem de aynı zamanda rektör olmuş. Onunla da çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gerçekten bize çok önemli, çok değerli bilgiler verdi kendisi de. Şimdi sizinle de özellikle son dönemlerde çok konuşulan bazı konuların üzerinden geçmek istiyoruz. Tabii ki bizler su ürünleri mühendisleri olarak özellikle sosyal medyada bazı konularla çok sık karşılaşıyoruz. Balık hastalıklarıyla ilgili veyahut da hasta balıklarla ilgili daha doğrusu diyelim. Ve bu konuda bilgisi olmayan birçok insan sosyal medya üzerinden yanlış paylaşımlar yaparak insanları aslında sağlıklı balık tüketiminden uzaklaştırmaya başlıyorlar. Bu nedenle aslında ben çok temel bir sorudan başlamak istiyorum hocam. Balık daha doğrusu aslında konuya girmeden biraz da kendinizden de bahsederseniz evet. Ben çok hızlı bir giriş yapmış oldum ama öncelikli olarak tabii ki sizin şu anda bulunduğunuz konumla ilgili, akademik kariyerinizle ilgili biraz bahsederseniz. Ben de sizin bir eski bir öğrencinizim sonuçta yüksek lisansta sizden ders almış bir öğrenci olarak. Çok da keyifli bir dönemdi gerçekten benim için. Bir kendi kariyerinizden şu anda bulunduğunuz pozisyondan biraz bahseder misiniz ve bulunduğunuz ana bilim dalından da yani balık hastalıkları ana bilim dalından da biraz bahsederseniz sevinirim hocam. Tabii. Ben 1988 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi mezunuyum. 1984'te ilk olarak Su Ürünleri Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu'nda başladım. Tabii bu anlamda hocalarımı burada yad etmek istiyorum. Onlara minnetlerimi iletmek istiyorum. Saygılar, sevgiler gönderiyorum. Göşen Timur, Metin Timur'a. Ne öğrendiysek biz onlardan öğrendik. Gerçekten bu anlamda. 1991 yılında yine Göşen Timur'la Eğirdir Gölü Bentik Palması'nı çalıştım. Limnolojik bir çalışmaydı. O da çok zevkliydi.
1997 yılında ise doktora tezimi yine Gülşen Timur'la bitirdim. Doktora tezimde balık patojeni olan Yersinia rükerinin immünizasyonunu çalıştım. Aşı çalışmalarım ve balıklarda antikor çalışmalarım 1997 yılına kapsıyor. 1997 yılından sonra 2010 yılında balık hastalıkları anabilim dalında, daha doğrusu hastalıklar anabilim dalında profesör olarak atandım. Profesörlüğümden itibaren de 6 yıl kadar bir bölüm başkanlığı yaptım. Su ürünleri yetiştiriciliği bölüm başkanlığı yaptım. Daha öncesinde de Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı yaptım ama şu an Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı değilim. 2018'de biliyorsunuz Süleyman Demirel Üniversitesi'nden ayrıldık biz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne geçtik. Ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin rektörü bir su ürünleri mühendisi biliyorsunuz. Profesör Doktor İbrahim Diler ve gurur duyuyorum ben bununla. Hatta bir Kütahya'da da yine balıkçılık teknolojisinden mezun hocamız da aynı şekilde rektörlük yapmakta. Bunların sayısının artacağına inanıyorum ben inşallah. Yeni gelen su ürünleri mühendisleriyle de birlikte. 2018 Ekim'den itibaren de İrdir Su Ürünleri Fakültesi'nin dekanlığını yapmaktayım. Şöyle bir geçmişe baktığımızda neler yaptım diye düşündüğümde balıklarda balıkları kefirle besleyerek bağışıklığına baktık. Yani yemlere kefir koyduk, balıklarda bağışıklık sistemine etki ettiğini, hastalıklara direnç sağladığını gördük. Kefir insanda da bir probiyotik, iyi bir probiyotik. Güzel bir ses getirdi, güzel çıktılarımız oldu. Gurur vericiydi, güzel bir multidisipliner bir projeydi. Ondan sonra 2016 yılında tamamladığım bir sentez projesi vardı. Bu sentez projesinde de bakteriyel balık aşılarını denedik ve güzel olumlu sonuçlar aldık. Bir sürü tez çalışmaları, proje çalışmaları hep balık hastalıklarıyla, bakteriyel balık hastalıklarıyla, aşılarla ilgili çok zevkli, keyifli olan bir şey. Mesleğimle gurur duyuyorum, aşkla yapıyorum. Gençler için de hep onu söylüyorum. Yani ne yaparsanız yapın, sevgiyle yaptınız mı, aşkla yaptınız mı o meslekten güzel şeyler çıkıyor. Ve su ürünleri mühendisi olmakla gurur duyuyorum ve mühendisleri yetiştirmekle de gurur duyuyorum. Dünyada, Türkiye'de bu mesleğe çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve inşallah daha da güzel açılımlar bu programlarla olacağını düşünüyorum yani bu noktada. İnşallah hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Sizi birazcık olmasın tanımış olduk. Şimdi biraz önce bahsettiğim aslında temelde çok hızlı bir giriş yaptığım gibi öncelikli olarak bir sizin ilgilendiğiniz bu temel konuyu bir insanlara anlatmak isteriz. Yani aslında temelde balık hastalıkları ne demektir? Yani balıklar neden hasta olurlar ve balıkları hasta yapan etmenler nelerdir hocam? Yani insanlara önce bir bunu anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, hastalık dersine girdim mi bilmiyorum. Balık hastalıkları dersine girdiğimizde ilk öğrencilerime ben de bunu soruyorum. Hastalık nedir diye. Hastalık organizmadaki değişimler, farklılıklardır. Bu anlamda düşündüğümüzde biz hastalıkları ikiye ayırıyoruz. Enfeksiyöz hastalıklar ve enfeksiyöz olmayan hastalıklar. Enfeksiyöz hastalıklar daha çok bulaşıcı hastalıklardır. Bakteriyel, viral, fungal, parazitler hastalıklardan kaynaklanır. Ama bir de enfeksiyöz hastalık dediğimiz enfeksiyöz olmayan hastalıklar vardır. Bunlar beslenme bozukluklarından, çevresel bozukluklardan kaynaklanır. Derslerimde hep şunu anlatıyorum. Balıklarda da bir stres vardır. Yani balıklarda stres ve hastalıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle balığın sadece patojenini bilmek değil, çevresini bilmek, balığın fizyolojisini bilmek hepsi bir bütündür. Hepimizin bir hastalık şeyi vardır bilirsiniz işte çevre, patojen ve balık. Buradaki dengeyi çok iyi sağlamak lazım. İşte iyi bir besleme yapmamız gerekir. Bunlar da immünostimülantlar olabilir, bağışıklığı artırıcı maddeler, probiyotikler olabilir. Ve tabii ki rasyonda
Bu noktada beslemeden olan hocalarımız ve mühendisler bunu çok iyi bilirler. Çok iyi bir rasyon dengesini sağlamamız lazım. Karnivor, herbivor, her türlü balıkta amino asit, protein, yağ, vitamin ve mineral dengesini vermek lazım. Ve katkı maddelerinden de immünostimülantları ve probiyotik bakterilerini koymak lazım. Balığınız bu anlamda iyi baktığınızda çevre bizim için çok önemlidir. Çevrenin temiz olması ve su şartlarının optimal olması. Bir sürü etken vardır. Bunda suyun sertliği bile patojenlerle ilişkili olduğunu görüyoruz. Ve diğer bir noktada balığın stres faktörlerinden uzak tutulmasıdır. Bunları dengeledikten sonra ortamda da patojenin olmaması gerekir. Bu patojenin olmaması için de bizim biyogüvenlik önlemlerini almamız lazım. Biyogüvenlik önlemi nedir? Biyogüvenlik önlemi işletmenize kesinlikle patojenin girmesine engel olmak demektir. Bu engel olmakta her türlü girdiği de patojenin olabileceğini düşünerek gerekli önlemleri almanız gerekir. Bu anlamda da dışarıdan gelen balıklarda karantina uygulamanız gerekir. Sertifika sistemine dikkat etmeniz gerekir. Dışarıdan her türlü gelebilecek yabancı, taşıyıcı, portör olabilecek canlıların işletmeye sokulmaması gerekir. Tabii ki bunlara kesinlikle dikkat etmek lazım. Eğer işletmenizde optimal şartları sağlarsanız, balıklarınızı strese sokmazsanız, balıklarınız stok yoğunluğu çok fazla olmazsa ve sizin balıklarınız hasta olmayacaktır. Bu çok çok önemli bir nokta. Bütün işletmecilerin ve mühendislerin buna dikkat etmesi gerekmekte. Çünkü hastalıklar, özellikle enfeksiyöz hastalıklar yayıldı mı, işte bugün olduğu gibi bunu belki yüz yüze görüşebilirken COVID'den dolayı online olarak görüşüyoruz. Yani gerçekten pandemiler, epidemiler, endemik epizootikler bundan kaynaklanmakta. Çok bilinçli olmak lazım. Ve balığı, her şeyden önce balığı çok iyi tanımak lazım. Balığın fizyolojisini, anatomisini çok iyi bilmek lazım. Balığın yaşadığı ortamı çok iyi bilmek lazım. Hocam şimdi tabii hastalıklardan bahsederken bakteri, virüs, mantar ve parazitlerden, yani infeksiyöz olanlardan bahsettiniz. Şimdi tabii biz de bir tüm dünya büyük bir pandemiden geçiyor ve bir virüsün neden olduğu gözümüzle göremediğimiz küçücük bir artık canlı mı desek veya bazen canlı değil mi desek, ne desek bilemiyorum. Ve bu kadar insanı etkileyebiliyor. Tüm dünyayı, tüm ekonomik yaşamımızı etkileyebiliyor. Hocam peki bahsettiğiniz bu infeksiyöz hastalıklar yapan etmenler içerisinde neden bakteri diyoruz, neden virüs diyoruz, neden mantar, neden parazit diye ayırıyoruz? Yani bunların hepsi aslında, mesela hepsine bir antibiyotik versek bu işi çözemez miyiz? Yani neden bunları ayırmış durumdayız hocam? Evet, çok güzel. Biz mikroorganizmaları tabii ki yapılarına göre, işte prokaryotik yapıları var bakterilerin. Bakteriler olarak ayırıyoruz. Biraz önce senin dediğin gibi canlı, cansız veya en küçük mikroorganizmalar dediğimiz virüsler. Ve çok şaşırtıyor beni şimdi COVID-19 gerçekten. Bazen aklım duruyor. Çünkü cansız ortamda günlerce kalabildiğini öğrendik. Çok farklı şeyler. Ve işte mantarlar da aynı şekilde, funguslar da. Bunlar, her bir mikroorganizma balıkta da bulunabiliyor. Saprofit olabildiği gibi aynı zamanda balıklarda da parazit şekilde hastalık yapabiliyor. Yine parazitler de balıklarda hastalık yapmakta. Tabii bunlar genel yapısal özelliğinden dolayı. Tedavilerine baktığımızda her birisinin tedavisi ayrı. Antibiyotikleri bakterilerde kullanıyoruz. Çünkü Alexander Fleming 1929'da iyi ki bulmuş ve gerçekten bir sürü pandeminin önüne geçilmiş aslında, yani zamanında. Şimdi düşündüğümüzde virüslere karşı herhangi bir tedavi yok. Antiviral ilaçlardan bahsedilmekte aslında, işte AIDS veya hepatitten ve buna bağlı olarak da COVID-19'un tedavi edildiği söyleniyor. Ancak bizim viral hastalıklarımıza karşı
antiviral bir ilacımız yok balıklarda. Bu da gerçekten şiddetli enfeksiyonlara, büyük kayıplara sebep olmakta. Mantarlarda ise antifungal maddeler kullanmaktayız. Parazitlere de karşı farklı kimyasallarımız, antiparaziter ilaçlarımız olduğunu görüyoruz. Tabii her bir enfeksiyöz hastalık balıklarda da ciddi problemler yapabiliyor ve kontaminasyonlara, bulaşmalara sebep olabiliyor. Balık biliyorsunuz suda yaşıyor. Şimdi aslında balıkta mı daha çok kontaminasyon, bulaşma fazla olur mu diye ben hep böyle sormayı seviyorum. Böyle bir soru sorduğumda hani sizde de muhakkak bir şeyler uyanacak. Suyun içinde olduğu için enfeksiyöz hastalıkların bulaşma riski çok fazla, birbiriyle teması çok fazla. Tabii horizontal ya da vertikal dediğimiz yumurtayla da bulaşmaları söz konusu olabiliyor. Ancak eğer karantina önlemleri ve daha doğrusu genel nakillerde bazı önlemler alınırsa aslında enfeksiyöz hastalıklar bölgeden bölgeye yayılmaması lazım. Ama maalesef biz Türkiye'de işte Fethiye bölgesinde olan bir enfeksiyöz hastalığı Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da görme imkanını yani görüyoruz bunu. Bunları görmüş oluyoruz. O da tamamen nakillerden, insan aracılığıyla balıkların nakledilmesinden kaynaklanıyor. Bazı noktalarda çok işletmecilerin ve mühendislerin dikkat etmesi lazım. Çok güzel söyledin. Gözümüzde görmüyoruz. Keşke gözümüzde bir görsek tehlikeyi evet. Anlayacağız yani. İşin boyutu çok büyük. Bu anlamda önemli. Antibiyotikler hakkında bir şeyler söylemek istiyorum aslında. Yani bu konuyla hocam, ilgili çok güzel. Burada ben hani aslında antibiyotiklerden bahsettim ama genel anlamda başka bir şeyden bahsetmek istiyordum aslında. Evet. Burada yeri gelmişken hem konuyu da o geniş çerçevede sormuş olayım. Bahsettiğiniz konu aslında bir anlamda farmakolojiden farmakolojinin dalına giriyor. Şimdi ben hani kendimle ve sizinle en çok gurur duyduğum konulardan bir tanesi Türkiye'de ilk balık farmakolojisi dersini alan öğrenci benim ve bunu da sizden aldım, bu derste sizden aldım. Beraber çeviriler yapmıştık, gerçekten çok keyifli bir dersimiz içinde. Ama şimdi tabii oradaki notlara bakınca da birçok eksikliğin gerçekten özellikle balık farmakolojisinde olduğunu görüyoruz. Siz de söylediniz, insanlarda kullanılan hatta hayvanlarda kullanılan birçok antiviral ajan olmasına rağmen balık hastalıkları konusunda antiviral tedavi yaklaşımı çok farklı. Aşılarla genelde idare edilmeye çalışılıyor. Evet. Peki hocam, o zaman şöyle kısaca bir bahseder misiniz? Bu balık farmakolojisi nedir ve neden viral, antiviral ilaçları balık hastalıklarında üretemiyoruz? Bu çok büyük bütçeler mi istiyor veya bu virüsleri tanıyamadığımızdan dolayı mıdır? Şöyle bir şey, farmakoloji biliyorsun ilaç bilimi diye biz kısaltıyoruz. Yani ilacın canlıda yaptığı etkileri inceliyoruz organizmada ve tedavi şekillerine bakıyoruz. Bizim yüksek lisans derslerinde farmakoloji vardı. Ancak biz dekanlar konseyi olarak lisans derslerinde de zorunlu farmakoloji dersi koyduk. 2 ya da 3 saat tam hatırlayamıyorum. Çünkü öğrencilerimizin bunu görmesi gerekiyordu. Çünkü bir su ürünleri mühendisi balık hastalıkları dersi, mikrobiyoloji dersi aldığı gibi farmakoloji dersini alması, aşı dersini alması mezuniyetinden sonra balıklarla ilgili olan sağlık sorunlarını çözmesi açısından bizim açısından önemliydi. Biz farmakoloji dersinde seninle çok güzel çeviriler yaptık. Çok güzel. O notları hala ben ilerletiyorum. Yani şimdi de devam ediyorum. Ellerinize sağlık. Ve gerçekten çok zevkliydi. Orada da gördüğün gibi tedavi şekillerini gördük. Balığı nasıl tedavi ederiz? Çünkü balıktaki tedavi şekilleri hastalığa bağlı olarak değişmekte. Yani biz bunu yeme oral yolla verebildiğimiz gibi banyo yaptırabiliriz, enjeksiyon yaptırabiliriz. Swap yöntemlerimiz vardır ama daha çok septisemik hastalıklarda en pratik olduğu için balıklar çünkü sürü şeklinde enjeksiyon çok pratik değildir tedavide ve biz bunu ne yapıyoruz? Yeme karıştırarak antibiyotikleri vermeye çalıştık. Farmakolojide bu tedavi yöntemlerini
efendime söyleyeyim, kemoterapötik maddeleri, antibiyotik çeşitlerini ve bunların bileşimlerini gördük tek tek. Nasıl etki yaptıklarını bakterilere inceledik. Onların mekanizmasını inceledikten sonra en önemli şeylerden bir tanesi de balık etinde antibiyotik kalıntısı nasıl oluyor? Hangi antibiyotikle işte size sorduğumda Cem, oksitetrasiklinde ne kadar süre bekleyeceğim? Siz de gün derece olarak hocam işte 300 gün derece, işte 10 santigrat derecede 30 gün diyebilmeniz, ki bunların her bir antibiyotiğin hatırlıyorsan rezidü tarihleri vardı. Evet, yani evet, kalıntı bırakma tarihleri. Bunlar oldukça önemli. Biz bu ders kapsamında bunları aldık ve şimdi lisans seviyesinde şu an seçmeli olarak anlattım ben bu yıl güz döneminde. Ancak bundan sonraki öğrencilerde farmakoloji dersini tamamen zorunlu ders olarak alacaklar Cem ve ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de. Çünkü evet, hem tedavi aşamasında ve onlar bu noktada, çünkü bazı ilaçlar işte oksitetrasiklin gibi veya deniz suyunda şelat oluşturmakta. Yani normal tedavi şekillerinden farklı şeyler var. İşte dozajları, aktif maddeleri, ne kullanıldığını, bunları bilmeleri gerekiyor onların. Ve aynı zamanda tabii yasaklı ilaçlarımız var. Bunları da bilmeleri lazım. Yani çünkü bakanlıkta çalıştıklarında kontrollerde olacaklar. Bu anlamda komple bir derslerini alıyorlar ve çok da zevkli gidiyor yani. Teşekkür ederim çok hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben çok, benim için de aslında bayağı yeni oldu. Çünkü ben 2010 yılında Mersin Üniversitesi'nden mezun oldum. Benim balık hastalıkları dersime Selmin Özer, doçent doktor Selmin Özer giriyordu. Bugün telefonla konuştum onunla Kaan Bey. Bugün birlikte Aeromonas hidrofilia istedi referans suç. Evet, sürekli görüşüyoruz. Selmin de çok değerli. Evet, onun da mesela sizden iyi olmasın. Bize o zaman elinden geldiği kadar çok yaygın şekilde işin nasıl yapıldığını, sahada neyle karşılaşabileceğimizi bize de karşısına alıp anlatmıştı, ben onu hatırladım şu anda. Ben şimdi sizin bir önceki soruya verdiğiniz yanıtın son kısmından aslında bir şey merak ettim. Tedavide kullanılması yasak ilaçlardan bahsettik. Evet. Ben hani isimlerini yanlış telaffuz edebilirim şu anda, çok hatırlayamadığım için telaffuz etmeyeyim ama bunları hangi gerekçelerle yasakladık? Yani özel bir sebebi var mı? Aslında bunların özel sebebi tabii ki tek hedeflerden birisi insan sağlığı. İnsan sağlığı hedef alınarak yapılıyor. Kanserojenik madde içermelerinden kaynaklanıyor daha çok. Ondan dolayı mesela malaşit yeşili kesin yasak, kloramfenikol yasak, aklımda olanlar, prozolidon yasak. Yani bu tür ilaçlar insan sağlığına etki etmesin, kalıntı bırakıp da insanlarda olumsuz bir etki bırakmasın diye yasaklanmış durumda. Evet. Çok teşekkür ederim verdiğiniz yanıt için. Hocam, tabii konu uzun da olunca ikinci sorumu herhalde atladınız. Ben arada bir soru daha sıkıştırmıştım. Yani antiviral ilaçları balıklarda neden üretemiyoruz? Evet. Antiviral ilaçları balıklarda neden kullanılmıyoruz? Aslında antiviral ilaçlar insan hekimliğinde de yeni yeni kullanılıyor. Evet. Yani bu konuda aslında ben hep bakteriyel hastalıkları çalışıyorum ama antiviral ilaçlar şu an etkin bir şekilde piyasada yok. Tabii bu konuya girince ben hemen şimdi bana çok güzel bir malzeme verdim Cem. Ben balık hastalıkları hocalarında da hep bu vardır. Hastalık çıkmasına izin vermeyin. Biz tedavi değil, korumayı istiyoruz. Evet. Yani hastalık çıktıktan sonra bir yangın. Yani bu yangında zaten onların mortalite oranları en az %50 bir enfeksiyonu. Viral hastalıklarda %90'lara çıkmakta. Yani bu durumda zaten balıkların gidiyor. Antiviral ilaç alsan bir sürü pahalı. Yani bu anlamda biz koruma, hijyen, profilaksi tedbirlere yönelmemiz lazım. Bunun için de balıklarımızı aşılamamız lazım. Aşı gerçekten bir mucize. Şu an COVID-19 içinde tek beklentimiz aşı. Yani bunun hazırlanması bile çok süreç.
Onun için antivirallere, antibiyotiklere takılmayalım. Bizim için hastalığı oluşturmamak süreci çok önemli. Hastalığın yayılmaması ve hastalığa karşı bağışık kılmamız gerekiyor. İmmünize etmemiz gerekiyor. Bunun için de balıklarımızı aşılamamız ve aşılama programlarını uygulamamız gerekiyor. Bu daha mantıklı bir şey. Hocam çok önemli bir şey söylediniz. Şu anda aslında işte kış dönemini, bahar dönemini yine atlatmış olan işletmeler var. Bazı hastalıklarla boğuşan işletmeler de var. Yani 15-20 gün boyunca sürekli olarak bütün sürüsüne, bütün havuzlarına antibiyotik veren işletmeler var. Ve bu vermelerine rağmen hiçbir sonuç da alamayan işletmeler de var. Çok büyük maliyetler gerçekten dediğiniz gibi. Ve aslında dediğiniz gibi de çok da kolay bir çözüm var. Yani düşük bir stok yoğunluğu, karantina uygulamaları, başka işletmelerden geldiğinde işte vertikal veya horizontal bulaşmayı engelleyecek önlemler alınması aslında bu sorunların %90'ını çözecektir büyük bir ihtimalle. Doğru beslenme keza aynı şekilde. Ekonomik anlamda da ciddi kayıpları engelleyecektir. Şimdi tabii burada bunlardan bahsediyoruz ama bugün Türkiye'de 2800 küsür tane kayıtlı işletme var, ruhsatlı işletme var, su ürünleri işletmesi. Ve toplamda piyasada şu anda çalışan aşağı yukarı 3000 civarında mühendis var. Ve maalesef her işletmede su ürünleri mühendisi yok. Özellikle buradaki işletmelerin büyük bir çoğunluğu zaten 100 tonun altında. Ve su ürünleri mühendisi olmadığı için de birçok işletme özellikle balık hastalıkları konusundan bir haber. Evet. Onların balık hastalıklarıyla ilgili tek kaynakları kendilerine yem getiren, aşı getiren veya işte ilaç getiren firmalarla olan bağlantıları. Onlar da işte balıklarda böyle böyle ölümlerim olduğu dedikleri zaman ilaç satan bayi tabii ki de ilacını satmak istediği için şu ilacı koy geçer gider tarzında bir yaklaşımda bulunuyorlar. Halbuki birer mühendis çalışmış olsalar veyahut da o bölgede bulunan işte mühendisler gelip kontrollerini yapsalar, bu konuda bilgilendirebilseler işletmeleri, yeterli stok yoğunluğu, düzgün beslenmeyle ilgili, sizin biraz önce bahsettiğiniz konularla ilgili birçok sorunu aşmış olacaklar. Şimdi tabii burada çok önemli bir noktaya geldik. Balık sağlığı konusunda bir yetkinlik ve yetenek konusu. Yani kanunen balık sağlığı konusunda imza yetkisi olan bir meslek grubu var. Veteriner hekimler. Yıllardan beridir bu şekilde. Ve bir de bu konuda ciddi eğitim almış. Siz biraz önce bahsettiğiniz gibi balık hastalıkları konusunda olsun, tedavilerinde olsun, aşılarda olsun, farmakolojide olsun ciddi eğitim almış olsun olan su ürünleri mühendisleri var. Şimdi burada bir çelişkiye düştüm ben. Siz bu konuda akademisyenlik yapmış bir hoca olarak benim kendi işletmemde bir Yersinyaz hastalığı görmüş olsam, sizi çağırsam, gelsem, kanunen sizin oraya bakma, o hastalığı teşhis etme ve bana reçete yazma yetkiniz var mı hocam? Cem, aslında tabii bu şeyler biraz çok meslek şeyine de giriyor. Çok da fazla hani detaya da girmeden toparlamak isterim ben. Bizim laboratuvarımıza hasta balık gelir. Hasta balık geldikten sonra biz onu inceleriz veya gidip yerinde de inceleyebiliriz. Bu konuda herhangi bir şey yok. Bize yasal yapamamazlığımız diye bir şey yok. Biz teşhisimizi yaparız. Antibiyogramımızı yaparız, gerekli raporlarımızı yazarız ama reçete yazma yetkimiz yok. Yani aslında bizim yaptığımız şeyleri belki bir veterinere gidip yazdırıp oradan reçeteyle ilaçları alabiliyorlar. Hani bu noktada biz bunu yapıyoruz zaten ama bunu yasal bir zemine taşımak lazım. Evet. Hep şunu söylüyoruz biz, ben de şunu savunuyorum. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün, OEA'nin biliyorsun, su hayvanları sağlığı ve Avrupa Birliği hayvan sağlığı yasaları çerçevesinde su hayvanları uzmanlarına tanıdığı yetkinin bizim 5996 sayılı veteriner hizmetlerinde aynı şekilde bu yasanın verdiği
uzman anlamındaki kişilerin su ürünleri mühendisleri olduğunu düşünüyorum. Ve bu yetkinin su ürünleri mühendislere verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz su ürünleri mühendislerine hem balık hastalıklarını, balığın fizyolojisini, anatomisini, balıkla ilgili farmakolojiyi, su kalitesini, yani bir kombine, sağlık demek sadece patojen değil. Hani biraz önce de dedim ya, enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz hastalıklar var. Yani evet. Bu noktada sadece bakteriyi, virüsü tanımlamak değil. Bu tabii ki bunları da bilecekler. Ama biz genel olarak balık hastalıkları hocaları olarak, benim yaşım da çıkıyor belki ama 88'de mezun oldum dedim. 88'de mezun olduğumu düşündü. Aradan uzun bir süreç geçmiş yani. Ben gerçekten bu mesleğe 30'un üzerinde, bir 30 yıl üzerinde emek verdim yani. Ve benim uzmanlık alanım. Gerçekten bu kişi buna emek vermiş, uzman olan kişiler. Ve şunu savunuyorum, bu da şu şekilde olmalı. Su ürünleri fakülteleri hastalıklar anabilim dalında senin gibi. İşte yüksek lisans yapan, doktorasını yapan, uzmanlığını almış, emek vermiş kişilerin artık bu konuda yetkilenmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu yetki ne zaman olur? 10 yıl sonra olur, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra olur. Ama şu an işletmelerde, çiftliklerde kim yetkili? Tabii ki su ürünleri mühendisi, onların sağlığıyla ilgileniyor, onlara yemini veriyor, antibiyotikli yemi uygulamasını o yapıyor. Yani gerekirse aşı, yani zaten aşıyı yapan oradaki yerel halktan insanlar, başında mühendis duruyor. Bu tür şeylere girmeden ama yetkinin de gerçekten su ürünleri mühendislerine verilmesi ve özellikle bu konuda çalışmış insanların bunu hak ettiğini düşünüyorum. Hocam ben araya şöyle kısaca bir giriş yapmak istiyorum izninizle. Aslında pratikte yetki aslında su ürünleri mühendislerinde. Ben proje ve danışmanlık yapan bir mühendis olarak Türkiye'nin birçok yerine gidiyorum. Birçok işletmeyi geziyorum. Oralarda tabii ki balık hastalıklarıyla ilgili birçok şeylerle de karşılaşıyoruz. Oradaki sorunları aslında balık hastalıklarıyla ilgili ister enfeksiyöz olsun ister non-enfeksiyöz olsun meslektaşlarımız çözüyor zaten. Evet. Yani orada karşılaştıkları hastalıkların neredeyse %50'ye yakınını ilk bakıyla aslında dış bakıyla bile teşhisini koyabilip bu hastalıklarda hangi ilaçları kullanacaklarını veyahut da hangi ilaç harici tedavi yöntemlerini kullanacaklarını aslında biliyorlar ve uygulamaya başlıyorlar zaten. Aslında doğru olan şu Cem, ben de burada araya girmek istiyorum. O çok yapılmasa çok iyi. Neden biliyor musun? Yani bunu o noktada fakültelere, işte Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'ne veyahut da işte İzmir Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne, oraya göndermek lazım. Ve orada genel identifikasyonu, teşhisi, tanımlamayı yaptıktan sonra antibiyogramlar yapılması lazım. Yani sonuçta şimdi gerçekten tartışabileceğimiz çok farklı şeyler var. Büyük bir antibiyotik direnç var. Yeni 2001 bir projemiz var bizim, TÜBİTAK 2001. Öğrencim doktora projesi. Aeromonas hidrofilyalarda epidemioloji çalışıyor. Hem moleküler hem de çevreyi algılama sistemi. Biz bunlarda 20 tane suçta antibiyotik dirençliliğine baktık. İnanamazsın, %50 direnç var ve en çok kullanılan oksitetrasikline var. İşte bu senin dediğinden kaynaklanıyor. Aa, bu aeromonasa benziyor, hadi bunu yapalım. Ve şu an tek kullanılan ilaç tedavide klorfenikol. Yakında o da bitecek. O da bittiğinde yetiştirici veya mühendis ne yapacak? Çaresiz kalacak. Onun için lütfen su ürünleri mühendisi de olsa orada yani laboratuvarlara gitmeden, izolasyon, identifikasyon yapmadan, teşhis ve antibiyogramlar yapılmadan ilaç kullanmayalım. Her kullandığımız ilaç bize çok dirençli bir şekilde geliyor. Sonra çözüm bulamayacağız. Yani belki gerçekten büyük sıkıntılar var şimdi sektörde. Bize çok başvurular oluyor. Yani aslında tabii ben bu süreçteki yaşadıklarımı, hangi hastalıkları teşhis ettik, hangi hastalıklar ne oldu anlatmaya başlasam, o süreçte bir arada artık bize gelmedikleri dönem vardı. Ama şimdi çok fazla kapımızı çalıyorlar fakülteye. Yani şu an alabalıklarda gerçekten yavruda büyük sıkıntılar var. Yani büyük sıkıntılar var. Evet yani hocam. Bu onun için konuda...
O noktada yani laboratuvar identifikasyon, izolasyon, koh postalatı diyorum ben. Kesin yani izolasyon yapılmalı, ismi konulmalı. Yani bakteri ise bakteriyi izole edeceğiz, virüsse virüsü, parazit ise parazite göreceğiz. Protozoan, hermit neyse muhakkak fungussa fungusu göreceğiz. Ona göre tedaviye gideceğiz. Bu önemli. Ama ben şuna inanıyorum. Bir su ürünleri mühendisi beni veyahut da orada çalışan bir teknik eleman da aynı şekilde bana balık hastalıklarına geldiğinde diyorum ki sen balığın dilinden anlarsın. Yani ben bilmem. Sen bana bunu lütfen anlat. Ne diyor? Yani hocam rengi koyulaştı, bu mutsuz, iştahsız veyahut da işte keyfi yok, aşağıda yüzüyor, yukarıda. Yani biliyor Cem. Veyahut da balığı açtığında benden daha iyi biliyor rengi. Çünkü oradaki işletmenin karaciğerinin veyahut da böbreği yani standart biliyor sağlıklı olanda. Beslemesinden kaynaklanıyor biliyorsun. Kamuflajdan renkleri değişebiliyor balıkların. Ama evet, işletme sahibi veya oradaki mühendis çok çok iyi biliyor. Yani balığın dilinden anlıyor. Bu noktada bir şey demiyorum ve onlar çoğu şeyde çözüm buluyorlar. Oksijen mi tükendi, organik madde mi fazla, amonyak mı fazla, paraziter bir şey mi var? Ama hangi parazit? İşte o noktada mikroskoba ve bilen bir kişiye ihtiyacı var. Hani bazı noktalarda parazit tamam, genel parazitleri biz de biliyoruz. Artık egzamitadır, ihtiyopitri, beyaz benektir. Ama her hastalığın da paraziter hastalığı bilemem. Uzmanlığın bakteriyel hastalığı. İşte o noktada ben bile uzman olan bir hocama, işte Ahmet Özer hocama diyebiliyorum. Hocam ya böyle bir şey var, bunu nasıl teşhis edebilirim? Yani bunlar önemli şeyler. Hani belli noktalarda tamam ama teşhis ve identifikasyonda laboratuvarlardan belli şekilde yardım almakta fayda var. Yani onu önemsiyorum. Burada sahada çalışan meslektaşlarımız aslında hani ben biraz önce söylediğimde yani aslında söylediğimin çok da doğru bir şey olmadığını öğrenmiş oldum bu sayede. Yani orada kullanılan aslında meslektaşlarımız dediğimiz gibi yani bir şekilde kullanılıyor şu anda sahada. Kullanmayıp da bir şekilde size göndermeleri gereken bir şey gerekiyor şu anda. Peki bunu nasıl yapmaları gerekiyor? Nasıl bir yöntem izlemeleri lazım size? Çünkü balıklar hasta olmaya başladı, balıklar ölüyor, mühendis arkadaş panikliyor, işveren yukarıdan diyor ki hadi diyor mühendis sen bir şeyler yapsana falan diyor. Dolayısıyla bu süreçte nasıl bir sistem içerisine girip de size numuneyi nasıl göndermesi lazım? Nasıl bir sistem uygulaması lazım hocam? Evet, evet çok güzel. Şöyle bir şey Cem. Hani bizde ki olayda şimdi mühendis bir şeyin farkında. Yani bu farkındalığına vardığında bizim çok diyalogda olduğumuz kişiler de var. Hemen diyorlar ki hocam yani balıklar ölüyor. Yani ne yapayım? Şimdi bizim de her zaman gitmemiz çok zor. Hatta burada Isparta'da isim vermeyeyim ama isim de verebilirim. Önemli değil. Bizden istedikleri gezer klinik mi ne derler? Gezer teşhis. Evet. Böyle bir şey istiyorlar. Yani onu o da yapılabilir belki. Hocam o fikri biz verdik. Ha öyle mi? Güzel bir fikir. Aslında tabii bakın burada ben bazı şeylere de değinmek istiyorum. Yani sadece Bornova yeterli değil Cem. Şimdi o hastalığa geleceğim, onu unutmayacağım da. Yani bizim üniversiteler, fakülteler, araştırma enstitülerinde agritide balık hastalıkları laboratuvarlarına acilen ihtiyacımız var. İzmir, Urfa, Karadeniz. Düşün buradaki bütün hepsini düşündüğünde sadece Bornova'nın yetmesi mümkün değil. Her bir bölgede balık hastalıkları laboratuvarlarını kurmamız lazım. Burada uzman kişilerin olması lazım ve rutin hastalık taramalarının yapılması ve hastalık haritalarının çıkarılması lazım. Buna bizim çok dikkat etmemiz lazım. Yani gerçekten çok çok önemli. Senin soruna gelince biz bazı işletmelerle bunu çok güzel yaptık. Öğrenmenin yaşı yok. Bana Fethiye'den kargo yapıp buzla kaplayıp yavruları gönderip kargoyla bana dediğinde hocam balıkları gönderdim mühendis arkadaş. Tamam gönder ama balıklar yaşamaz dediğimde ertesi gün balık geldiğinde buzla çok güzel bir şekilde paketlediğinde dedim bu mühendis yani gerçekten ve bir sürü yavru balığın yaşayıp da bana geldiğini ve onları canlı olarak çünkü parazitin incelemesi canlı biliyorsun balıklarda rigor mortis çabuk şekilleniyor
Kokuşma çabuk olabilir, kokuşma bakterileri olabilir. Bu anlamda çabuk hızlı teşhise gitmemiz ve canlı olması lazım balığın. Bizim kaidemiz bu. En az 10 tane numunemizin olması lazım. Canlı gönderdikten sonra biz onları inceleyebiliyoruz. Bu şekilde olabilir. Ya da biz gidip örnekleme yapabiliriz. Yerinde inceleme yapabiliriz. Bunlar olabilecek şeyler. Tabii ki anamnez bulguları, yani hastalığın geçmişiyle ilgili bulgular, neler yapıldığı bizim için çok çok önemli. Bu şekilde çok tedavi ettiğimiz balıklar oluyor yani. Bizzat gelip de yapılan şeyler. Ama şu var, tabii bizim yeterli olduğumuz bakteriyel ve parazitler hastalıklar, bizim bir viral laboratuvarımız yok. Bu anlamda da bu durumlarda Bornova'ya gitmesi lazım. Tabii bizim bunu da geliştirmemiz lazım bir an önce diye düşünüyorum ben. Yeni genç mühendislerle yapacağız inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. O bahsettiğiniz mobilize laboratuvar mevzusunu biz bir üretici arkadaşla beraber konuşmuştuk, tartışmıştık. Sonra Çalıştay'da bu konuyu orada birkaç tane üretici arkadaşla da böyle paylaştık ki yayılsın, şey olsun diye. Yani aslında çok daha düşük maliyetlerle ve birkaç tane mühendis arkadaşı ve belki de bir veteriner hekim arkadaşımız da görevlendirerek sahadaki birçok sorunu yerinde çözebileceğimizi düşünüyoruz. Aslında birlikler de bunu ilk başta biraz sıcak baktılar ama yani konuların biraz oturması zaman alacaktır. Bu konu üzerine ciddi ciddi bir baskı yapmayı düşünüyoruz hocam biz. Tüm Türkiye için geçerli yer bu. Evet evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bölgesel laboratuvarların, agritize laboratuvarların veyahut da mobilize laboratuvarların kurulması oldukça önemli Cem. Yani buna önem vermek gerekiyor. Aslında bunlar hepsi bir istihdam düşündüğünüzde, evet, mühendislerinize. Evet. Yani çok da güzel, çok da zevkli. Ki biz bir sürü yüksek lisans doktora öğrencisi mezun ediyoruz. Hepsi akademik camiada kalmıyorlar. Evet. Yani bu noktada güzel şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Yeter ki devlet desteği olsun, sektör desteği olsun, hep birlikte bunun üzerinde durulabilir, yani gündeme getirilebilir. Yani evet, önemli olduğunu düşünüyorum. Kaan, senin bir sorun vardı. Biz beraber konuşmuştuk. İstersen onu, evet, da... Evet, gireyim ona. Evet, Instagram'daki o mevzular da vardı. Ben... Cem Bey de biraz önce bahsetti de Instagram diyetisyenliği diye bir şey çoğaldı bu aralar. Birçok insan Instagram üzerinden ya da diğer sosyal mecralar üzerinden diğer insanlara sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmek ya da hatta çok zayıf insanlara, yani kilo bakımından söylüyorum, dengeli şekilde kilo aldırmak üzerine bence sağlıksız tarifler ve uygulaması birazcık sıkıntıya düşebilecek önerilerde bulunuyorlar. Bunlardan bazılarında da balık tüketimi ve özellikle somon balığı üzerine verilen önerilerde somon balığının antibiyotiklerle ve hormonlarla dolu olduğunu ben birçoğunda gördüm ve hatta çok yapmamakla birlikte, çünkü sosyal medyada benim klavye delikanlılığı yapacak ne zamanım var, ne enerjim var. Çünkü daha faydalı şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. Antibiyotiklerle ve hormonlarla dolu olan somon balıklarının olduğunu iddia etmektiler. Ben aslında bu konuda ilk ağızdan bir bilgi almayı çok isterim. Cem Bey'le onu konuşmuştuk az önce. Kafeslerde ya da belki de karasal tesislerde kontrol altında tutulan bu balıklarda antibiyotik ve hormon kullanımı hakikaten var mı ve veriliyorsa hangi gerekçelerle veriliyor olabilir diye ben bir merak ettim. Evet Kaan Bey, şöyle bahsedeyim. Aslında önce bir Türk somonu deyip gururlanmak istiyorum. Evet. Gerçekten çok gurur duyuyorum Türk somonundan. Isparta'ya gelmedi. Isparta'ya gelirse ilk işim, alacağım çocuklarıma hemen en güzel şekilde benim, çünkü çok güzel bir tarifim var. Hemen pişirmek istiyorum. Hocam buradan o, başkana ilettik. Evet.
Osman Parla buradan beni dinliyorsa istiyorum, göndersin lütfen. Hatta evet, satışlarını fakültede bile yapmak istiyorum. Yani çünkü bu balığı alıştırmamız lazım bizim Türk halkına. Ve Türk somonu dediğimiz, biliyorsunuz, Onkolinkus mikis, gökkuşağlı balığının işte 1 kilo 2 kilogramlık hali ve denizde, daha çok Karadeniz'de şu an öngörülen bir şey. Ve gayet güzel pazarlarda bana dönüşler yapıyorlar diğer illerden arkadaşlar. Çok güzel bu balık diye, gerçekten. Yani burada biraz reklamlara giriyor ama girsin istiyorum. Yani lütfen Türk somonunu tüketin. Türk somonunda antibiyotik veyahut da herhangi bir hormon olduğunu düşünmüyorum. Yani bu noktada tabii iddia edemem, çok benim branşıma girmiyor. Ancak genel olarak balık hastalıklarında antibiyotik kullanımı var mı? Biz hep diyoruz ki korumayı, biyogüvenliği, profilaksiyi ön planda tutalım. Balıklarımızı aşılayalım. Ama hasta olunca yapacak bir şey yok. Siz de hasta olduğunuzda antibiyotik almak zorundasınız. Antibiyotik aldıktan sonra balıklarda atılım süresi, bizim soğukkanlı oldukları için balıklarımız biraz uzun süre almakta. Bunun için işletme sahipleri, mühendisler bunu bilmekte. Ve en az bir ay, 1,5 ay biz bunları stokta tutarız. Ve ondan sonra pazara sunarız. Ve bizim balıklarımız, genel olarak ihraç edilen balıklarımızda hiçbir antibiyotik kalıntısı yok. Ve buna Avrupa'daki İtalya, Yunanistan, Fransa, bir sürü ülkeye bizim balığımız gitmekte. Ve gayet afiyetle yemekteler. Rusya'ya da, Amerika'ya da, Japonya'ya da balıklarımız gidiyor. Ve onlar balığı yiyorlar. Maalesef çok kötü bir algıdan dolayı benim Türk halkım, bizim vatandaşımız, bizler bu balığı tüketmiyoruz. Gerçekten çok üzücü. Ben bunun için çok çok üzülüyorum. Çünkü eğer hormon ya da antibiyotik olsaydı dış ülkelerde bu balığı almazlardı. Yani bu noktada kesin ve kati olarak söylüyorum. Hiçbir hormon ya da antibiyotik olmadığını iddia ediyorum. Ve balıkların sağlıklı beslendiğini, hatta tabii buna da girmek çok şey değil, ağır metal olabilecek avcılıklı olan balıklardan bile daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kaan Bey, bizim aslında bu COVID-19 olmasaydı 16 Mart'ta sanıyorum, aslında tabii onu nasıl yapacağız tekrar bilmiyorum artık, toplantılar ne zaman için, sağlık için balık çalıştayımız vardı. Sağlık için balık çalıştayında tek tek bu konular, hatta size gönderebilirim programı da, en önemli şeyler hem balık tüketiminin insan sağlığına faydaları, hem de kültür balığı ile doğal balık arasında herhangi bir farkın olmadığını gösterebilecek güzel bildirilerimiz vardı. İnşallah bunu yapacağız ve yaptığımızda da sizi davet ederiz online ya da şey. Bunu seve da paylaşmış olabiliriz. Bilmiyorum, yeterince bilgi verebildim mi? Evet. Hormonla ilgili, hormon derken de büyüme hormonu mu? Mesela bana da aynı sorular geldi. Çünkü somonun rengine bakınca inanamıyorlar. Yani buna muhakkak bir renk maddesi, astaxantin, cantaxantin koymuş olabilirsiniz diyorlar. Ama oysa yetiştiriciler bunu daha çok doğal pigment maddeleriyle yaptıklarını söylüyorlar. Biliyorsunuz çok farklı pigment maddeleri var. İşte kırmızı biber olabilir, havuç olabilir, efendim söyleyeyim farklı kırmızı ayetler olabilir. Bunlar kullanılarak. Hatta bu yıl ben hasbelkader organik balık yetiştiriciliğine giriyorum. Onda da organik balık yetiştiriciliğinde de, yani organik nasıl yapabiliriz? Organik domates var da organik balık var mı Kaan Bey veya Cem? Hani bu noktada bunun üzerinden de gidebiliriz hormon ve antibiyotik dediğimizde. Yani gerçekten daha az bu kimyasalların kullanmasından taraftarıyım. Ama tabii yetiştiricilere de birebir bunu sorabilirsiniz. Gündeme almanı tavsiye ederim. Çünkü bilgilenmesi lazım halkın. Yanlış bilgi veriliyor. Gerçekten bazen diyorum acaba niye bu kadar kültür balığı kötüleniyor? Bilimsel çalışmalarda doğal balıktan kültür balığının besinsel içeriğinin hiçbir farkının olmadığını biliyoruz yani. Ve en son bir sürü yayın var, bunları size de gönderebilirim. Gerçekten kültür balığının sağlık açısından hiçbir sakıncası yok. Güvenli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederim. Ben şöyle bir şey söyleyip hani sizinle daha fazla vaktinizi almayayım.
Dediniz ya kültür balığının doğadan yakalanmış balıktan aslında hiçbir fark yok. Şimdi sosyal medyanın böyle bir tarafı var. İnsanlar ellerine iyi bir cep telefonu aldıktan sonra ya da görüntüsü güzel fotoğraflar çektiklerini sandıkları zaman kendilerine gelen bir özgüven var. Bu da kulaktan dolma bilgiciklerle ben açık ve net biçimde şarlatan diyorum bunlara. Çünkü hakikaten şarlatanlık yapıyorlar. Yanlış bilgileri doğru gibi empoze edip kendileri bile inanmışlar. Bir yandan da bunlarda da yani su ürünlerinin düzgün bir şekilde iletişim kurmaya ihtiyacı var dışarıyla. Ben de şu anda denizdenbabamçıksa.com diye bir blog, içerik, videoya da girdim. Böyle kayıtlarına başladık. Bunu düzeltmek için neler yapabiliriz? Şu anda onun çalışmalarına devam etmeye çalışıyoruz. Umarım düzelir, umarım biz görürüz. Ama düzelir gibime geliyor biraz üzerine çalışarak. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Gerekiyor. Gerçekten çok çok önemli. Yani hem su ürünleri mühendisliğini tanıtmamız lazım. Yani bunun Türkiye'de gerçekten yeri ve önemi olması gerektiği yerde değil. Katkılarınızla öğrencileri davet etmek istiyorum. Çok zevkli bir bölüm olduğunu. Ben Cem'in programını izledim. Çok güzel, çok güzel anlattı. Gerçekten dünyada işte Japonya'da, Çin'de, Amerika'da aquaculture olsun veyahut da fisheries olsun bir sürü bölümler var. Ve günden güne gıda olması açısıyla da çok çok önemli. Yani üretim güzel bir şey. Balık üretimi çok güzel bir şey Cem. Evet. Yani düşündüğünüzde düşünün balığı sağıyorsunuz bir sürü yumurta ve onlardan bir sürü larvalar çıkıyor. Yani her biri bir birey olarak karşınıza geliyor. Zevkli bir meslek. Biz anlatacağız bunları elimizden geldiği kadar. Ben her zaman bu noktada mesleğimle ilgili ne yapmam gerekiyorsa sizin yanınızdayım. Zamanım sınırsız her konuda. Balık hastalıkları olabilir. Tabii ki spesifik olan konuda daha çok bir şeyler söyleyebilirim. Çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ederim. Sizin biraz önce söylediğiniz hastalıklar ve işte antibiyotik kullanımı ve hormon kullanımı ile ilgili mevzulara ben de bir kendi yaptığım iş açısından bir bakış getirmek istiyorum. Ben proje yapıyorum biliyorsunuz. Yani çiftliklerin ekonomik analizlerini de yapıyorum ben. Ve alabalık çiftliklerindeki karlılık oranları çok çok düşük miktarlarla hesaplanıyor. Yani 1-1,5-2 lira civarında karlılıklarla hesaplanıyor. Ve binlerce ton balıktan bahsediyoruz. Binlerce ton balığın hastalandığı bir ortamda eğer siz bu canlıya sürekli antibiyotik verirseniz batarsınız zaten. Tabii. Olarak bu işletmenin ayakta kalması mümkün değil. Hormon diyorlar mesela, hormondan bahsediliyor. Hormon da öyle, çok pahalı şeylerdir bunlar. Yani bir canlıya siz bu kadar uzun süre boyunca hormon verecek olursanız batarsınız zaten. Yani teknik olarak o işletmenin ayakta kalması zaten mümkün değil. O açıdan ben de böyle bir ekleme yapmak istedim. Tabii çok çok önemli bunlar. Bunları sık sık söylemek lazım Cem. Evet. Yani sen de daha çok programlara katılacaksın. Her bir konuda kültür balığının değerli besleyici olduğunu söyleyebilirsin. Yani omega 3 açısından, yani bütün bunlar açısından ve besleyicilik açısından, amino asit değerler açısından balığın çok faydalı, sindirimi kolay olduğunu, kalp dostu olduğunu, yani gerçekten. Ve zaten bizim balık tüketimine gitmemiz lazım. Yani şu an Türkiye'deki balık tüketimi çok çok az. Evet. Yani çok ilginç, bu kadar üretim var. Yani biz 314 bin tonlara gelmişiz yetiştiricilikte. Güzel bir ivmedeyiz. Ama biz yemiyoruz. Bizim güzel balıklarımızı Avrupa yiyor. Yemesin. Ay buna ben hiç hazmedemiyorum yani. Biz yiyelim lütfen yani. Bunu yemesi için, sağlık için, sağlıklı gençler, bireyler, nesiller için bunu sürekli söylememiz lazım. Evet, fiyatı da çok ucuz aslında yani. Neredeyse evet. Tavuk fiyatına yani. Evet, bu şekilde. Herhalde alışkanlık veya kültür gibi bir şey. Evet, evet. Ama eskiye göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Sosyal medya platformunda ne zaman balık yapmış olsam, gidip bir kafede içtiğim bir kahvenin resmini paylaşmaktansa, akşam bir balık aldığım zaman
Hemen o balığı güzel bir şekilde yapıyorum. Bir before yapıyorum, bir de after yapıyorum böyle. Hem insanlar, yani balık pişirmenin kolay bir şey olduğunu, gerçekten çok kolay. Yani hazırlamak yaklaşık, hazırlayıp pişirmek yaklaşık 45 dakika sürüyor. Çok kolay hazırlamak. Et yemeklerinden bile kolay. Ve sağlıklı, lezzetli. Gerçekten biz çok seviyoruz. Haftada en az bir veya iki defa alıyoruz evimize balık. Evet, kardeşlerim çok güzel. Yani canımız çekiyor böyle güzel rengarenk. İnşallah bugün beraber yaparız hocam. İnşallah. Tabii balık bize sağlık getiriyor. Çeşitli vitaminleri, mineralleri alıyoruz ama balık aynı zamanda bir gıda olduğu için bazı riskler de taşıyor. Yani mesela hastalık yönünden düşünecek olursak balıklardan insanlara geçebilecek hastalıklar var mı hocam? Riskli hastalıklar. Şöyle söyleyeyim, biliyorsun biz hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara zoonoz diyoruz. Evet. Yani şu an ihtiyozoonoz olarak balıklardan insanlara geçen hastalıklar var. Ancak bu diğer canlılıklar kadar değil. Biliyorsun balıklar poikiloterm, soğukkanlı. Yani bakteriyel hastalıkta olan şeyler insanlara geçer mi? Geçmiş olan kayıtları var. Yani işte bir Aeromonas hidrofilia, bir Lactococcus garbi, ancak şu şekilde bunlar veyahut da Vibrio'nun bazı türleri insanlara geçebilmekte. İnsanlarda ciddi boyutta hastalıklar sebep oluyor mu? Bazen yara enfeksiyonları, bazen gastrointestinal rahatsızlıklar veya zehirlenmeye benzer hastalıklar oluşturabiliyor. Ancak bunlar daha çok immün yetersizliği olan insanlarda daha ciddi şeyler yaratabiliyor. Yani çok büyük boyutlarda değil, bakteriyel hastalıklar. Ancak bazı parazitler var. Bu parazitler işte Botryocephalus gibi ciddi rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Yani balıklardan insanlara geçen zoonoz hastalıklar var. Ve bu noktada üreticilerin, balık üretenlerin, balık tüketenlerin tüketim esnasında, yani biz şanslıyız. Japonlar çiğ yiyor ve istatistiklere göre de en fazla Japonya'da ihtiyozoonoz, yani balık zoonozları Japonya gibi ülkelerde çok fazla. Maalesef bizim ülkemizde de çok fazla kayıtlar yok. Yani istatistiki veriler çok fazla değil. Ama bu buna rağmen bizim balıklardan insanlara bazı bakteriyel, paraziter hastalıkların geçebileceğini biliyoruz. Çok fazla viral yok. Daha çok bakterileri olanlar da zehirlenme anlamında olabiliyor. Kontaminasyonlar, yani balığın üretimi bittikten sonra da, hani biliyorsun bazı pazara kadar gittiği işleme esnasında da bazı Vibrio'dur, Salmonella'dır, bu tür şeylere kontamine olup bulaşabilir. Balıklarda insanlarda rahatsızlığa sebep olabiliyor. Bu nedenle balık tüketimi yaparken, balık temizlerken eldiven giymek, balığın daha iyi pişirilmesi, sağlıklı koşullarda saklanması, dip frizde, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bunlar önemli. Zaten COVID-19'da yarasalardan ya da yılanlardan geldi. Ama bizim balıklarımız o kadar kötü değil. Daha masum. Ama yine de her türlü tedbiri almakta fayda var. Yani bazı parazit ve bakteriyel hastalıklar geçebilmekte. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hocam şimdi ben son bir sorum var benim. Aslında en önemli soruyu da en sona bıraktım. Daha sonra da Kaan'a bırakmak istiyorum. Şimdi bu konuda bize bir WhatsApp grubu var aslında. Türkiye'deki büyük üreticilerin de bir arada olduğu bir WhatsApp grubu var. Orada çeşitli paylaşımlar falan da yapılıyor. Çok fazla dillendirilmiyor aslında ama kendi işlerinde de konuşuyorlar. Bizler de konuşuyoruz. Sahaya çıktığımız zaman da görüyoruz. Türkiye'de şu anda yaşanan alabalık yavru tesislerinde özellikle şu anda yaşanan çok önemli bir sorun var. Bir problem var. Yavru balıklar ölüyor. Hem de sürülerin %80'i, %90'ına yakın kısmı ölüyor. Ve hiç aklımıza gelmeyecek çok izole bölgelerde, izole tesislerde bile bu vakalara karşılaşıyoruz. Daha doğrusu yani bizler aynı vaka olduğunu düşünüyoruz. Çünkü benzer tarzda ölümler var ve benzer sıcaklıklarda oluyor.
Ve bununla ilgili de tabii ki tesis sahipleri veya orada çalışan mühendisler veya bazı veterinerler, balık sağlığı konusunda uzman olan, ilaç pazarlaması yapan, aşı pazarlaması yapanlar, bunların da mücadele ettiklerini, uğraştıklarını biliyoruz. Bir şeyler yapıyorlar, ilaç hazırlıyorlar, aşılar hazırlıyorlar. Hatta tesislerindeki sürülerini komple kurutanlar falan da var. Şu anda neler oluyor hocam? Yani bu alabalık sektörü şu anda neyi yaşıyor? Nerede yanlış yaptık ve bundan sonra ne yapmamız lazım hocam? Cem, evet, çok güzel değindin aslında, özetledin de. Şimdi bizim balık hastalıkları laboratuvarımızda son 2 yıldır gerçekten çok fazla yavru için başvuru oldu. Yani çok fazla bir sancı var yavruda ve ölümler var. Bunun farkındayım. Biz incelediğimiz balıklarda şunu diyeyim, yani solungaçlarında büyük bir problem var. Yani solungaçlarında ilgili olabilecek bir farklı bir hastalık olabilir. Diğer ülkelerde de olabilenden birbirine benzer vakalar var. Dediğin gibi hiç ummadığın, işte Fethiye'sinden veya İç Anadolu'sundan veya Güneydoğu, yani çok farklı bölgelerden bu rahatsızlık bize geliyor. Biz biliyorsun bu yıl 7. mi 8. mi Sur Nehri Yetiştiriciler Çalıştayı yaptık. Evet. 8 miydi? 8 oldu. Orada biz işte bazı yetkili kişilerle de konuştuğumda ben dedim ki yani gerçekten bir sıkıntı var. Biz bakteriyel hastalıklara bakıyoruz. Ben eğer bir hastalık olduğunda bizim fakültemizden Yersin Yarukere, Göşen Timur, işte Lactococcus Gardi, Öznur hocalarla birlikte Vagococcus, Salmonellarum, yani bütün ilk izolasyonlar ve bunları liste halinde de verebiliriz. Bir sürü ilk raporlarımız var bakteriyel hastalıklarda. Bize gelen tabloda eğer bakteri varsa biz bunu muhakkak izole ederiz. Yani farklı bir bakteri bile olsa izole ederiz. Yani farklı besiyeri kullanarak. Bakteriyel bir hastalık yok. Yani solungaçlarda, parazitlerde bir şey ama biz virale bakamıyoruz. Yani bu noktada en büyük korkum benim, en büyük endişem viral hemorajik septisemi, VHS. VHS Karadeniz bölgesinde Türkiye'de rapor edilmiş maalesef. Ve aynı şekilde İran'da ve Gürcistan, bunlar bizim komşularımız. Yani veyahut da balık alışverişi yaptığımız bir şekilde bilemiyorum, nakiller olabiliyor. Ve sonuçta buradan gelebilecek bir viral hastalık mı var? Tabii bunun Bornova'dan teşhis edilmesi lazım. Biliyorsun VHS işte önemli bir hastalık ve ihbarı zorunlu bir hastalık. İhbarı zorunlu olduğu anda da yapılacak işlemleri sen biliyorsun. İşletmenin kapatılmasına kadar gidiyor. İşletmeci bunu göze alamıyor. Yani aslında tabii bunların bildirilmesi lazım. Yoksa işte ne oldu, dünyada pandemi oldu. Durdurmaya çalışıyoruz. Ve Türkiye'de de şu an ne varsa viral ya da parazitler bir şey balıklarda. Ama ben enfeksiyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz de senin gibi hep böyle bir araya geldiğimizde hocalarla da konuşuyoruz. Ne var bu balıklarda? Yavrulara ne oluyor? Neden ölüm? Bakteriyel bir hastalık yok. Belirgin bir parazitini de göremiyoruz. Acaba genetik hatlarda mı bir şey var? Yani belli bir ıslah çalışması mı lazım? Yani veyahut da yemle ilgili mi? Bazen yemden bile şüpheleniyorum. Yani çünkü biliyorsun yemlerde balık unu çok pahalı. Balık unu olmadığı için alternatif proteine gidiyorlar. Bitkisel proteinlere ve işte karaciğerleri çok farklı balıkların. Yani baktığımızda karaciğer o normal dokusunda değil. Yani bir sürü alternatif olabilir. Ama işte bunu farklı laboratuvarlarda insanlar nasıl pandemi kurulu kuruldu. Alabalık yavru bilim kurulu kurulsun lütfen. İşte parazitçi gelsin, virüsçü gelsin, bakterici gelsin ve numuneler gelsin hep bir arada. Bunu işletmeciler, sektör teklif edebilir ve yapabilir. Yani o şekilde. Hani bu bizi aşan bir şey. Ama bunu sektörün işte Çalıştay'daki veya birlikler bunu yapma imkanı var bence Cem. Diyecekler ki bir karar alacaklar. Alabalık yavrularında bu sorun var. Çözüm ne olabilir? Bize bir bilim kurulu ve bilim kurulunda burada histopatolojisinden tut. Tüm infeksiyöz hastalıklarda olabilecek şeyler ve yerinde inceleme. Belki su kalitesiyle ilgili. Bir taraftan da dediler ki azotta bir sıkıntı var. Suyun kalitesinde, değerlerinde sıkıntı var. Balıkta bu yüzden problem oluyor. Yani bu şekilde. Ama ben şunu söyleyebilirim. Net bakteriyel bir şey değil yani.
dediğin gibi çok büyük bir salgın var. Yani bu belki dünyadaki diğer ülkelerde de olabilecek bir şey olabilir ama şu an bizde burada epizootiler var yani. Bir salgın var Türkiye'de, alamalık yavrularında salgın var. Ama bunun teşhis etmek için bir bilim kuruluna veyahut da belli bir şeye ihtiyaç var. Yani çalışmak lazım. Dediğin gibi aslında ücra köşeler diyorsun ama alo dediğimde nereden aldın? Denizli'den aldıydım hocam. Denizli nereden aldı? Fethiye'den aldım hocam. Ha tamam. Yani öyle kendi izole bir yer değil. Yani evet. Suyu izole, balığı izole, yemi izole değil. Muhakkak girdiler var. O girdilerle işte biyogüvenlik onu diyorum. Patojen giriyor. Yani evet. Gerçekten sonra çok acı çekiyorlar. Yani büyük acı çekti yani alabalık yetiştiricileri. İnşallah en kısa zamanda düzelir ve geçer. Hocam aslında çok güzel bir konuşma oldu. Çünkü konuya ilk başında girdiğiniz şey, ilk anlattığınız şey şimdi en son sorduğumuz sorunun da cevabı olmuş oldu aslında. Evet. Yani tesisler kendi biyogüvenliklerini kendileri sağlamalılar. Yani başka işletmelerden yavru aldıklarında, yumurta aldıklarında, damızlık balık aldıklarında onları mutlaka karantina altına koymalılar. Hatta karantinaya koydukları şeyleri, havuzları bile izole etmeliler. Belki de o suları bile tekrardan dereye boşaltmamalılar. Kesinlikle. Birçok malzemenin, özellikle balıkların nakil edildiği tankların, kasaların işletmeler arasında gezdiğini ve birbirine komşu olan işletmeler arasında çalışan bazı ortak işçilerin çizmeleriyle bile hastalıkları taşıyabildiğini biliyoruz. Fakat şu anda öyle bir şey var ki bütün sektörün üzerinde sanki bir ölü toprağı var. Ben bütün gruplarda, sosyal medyalarda, her yerde üreticilerimizi takip ediyorum. Maalesef kimse konuşmak istemiyor. Bu konuyu dile getirmek istemiyor. Ama Çin'de işte Covid-19 ilk çıktığı zamanlarda bu olayı hiç konuşmadı. Kimseye söylemedi, gerçekleri bize anlatmadılar. Sonra bütün dünyaya pandemi şeklinde yayıldı. Yani hangi sorun olursa olsun, ne kadar büyük bir problem, DHS bile olsa veya başka bir viral enfeksiyon da olsa, bu sorunla yüzleşmemiz lazım. Neler yapabileceğimizi bulmamız lazım. Çünkü belli bir süre sonra belki de hiçbir çözüm bulamayacağız. Yani mesela Bornova'dan bahsettiniz. Herhalde sadece şu anda viral teşhisleri Bornova koyabiliyor. Bornova'da ve Trabzon'da da yapıyorlar. Trabzon Araştırma Enstitüsü'nde de yapıyorlar. Bornova'da da yapıyorlar ama numuneyi oradaki çalışan yetkili kişiye sorduğumda taze örnek gönderilmesi buzda yeterli olduğunu, canlı balığa bile ihtiyaç olmadığını söyledi. Gerek moleküler şeylerle falan yapılabileceği söyleniyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok çarpıcı bilgiler verdiniz. Yani sanki sizden yüksek lisansta şurada bir buçuk saatlik bir tekrar ders almışım gibi keyif aldım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben sözü kaldım. Sevgili Profesör Doktor Ayşegül Kubilay, bugün Denizden Babam Çıksakom'un yeni videosunun konuydu. Aquapena su ürünlerinden Cem Kardeş'le birlikte sevgili hocamızı ağırladık. Geçtiğimiz videodan itibaren biz yeni bir uygulamaya başladık. YouTube kanalımıza konuk olan tüm hocalarımız için Tema Vakfı'ndan fidan dikme hediyesi, yani bir hediye olarak hocalarımız için bir fidan dikiyoruz. Şu an için Gaziantep Kayakent olarak görünüyor fidanın dikileceği yer ama belki bu ilerleyen zamanlarda değişebilir. Bugün burada olmanız gerçekten çok özel ve çok değerliydi. Biz kafamızda oluşan sorulara yanıt bulurken aynı zamanda bu videoyu izleyecek olan her kesimden insanın su ürünlerine ve su ürünleri sektörünü ilgilendiren yakın gerçeklere bir bakış atmasını sizin sayenizde sağlamış olduk. Tekrar söyleyeyim, bugün konuğumuz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Sayın Ayşegül Kubilay ve aynı zamanda Antalya Alanya'dan Aquapena Su Ürünleri Mühendislik ve Danışmanlık'tan Cem Kadeş'tir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağ olun hocam. Hoşça kalın.